Bizim sorumuz, bir kez daha söylüyorum, bakın bu ordunun gücünü, bakın bu ordunun gücünü şöyle söyleyeyim, nasıl bir güç olduğunu söyleyeyim. Biz DAEŞ'le mücadele kapsamında Fırat Kalkın Harekatı'na başladığımızda karşıya geçtiğimizdeki toplam mevcudumuzun miktarını söyleyeyim. 3500 teröristi ve 4480 civarındaki PKK'lıyı etkisiz hale getirip 2000 kilometre kare alanı temizlediğimizdeki büyük neydi biliyor musunuz? Karşıya geçen asker sayısı. 300 kişi. Bir daha söyleyeyim mi? 300 kişiydi arkadaşlar. 300 askerle biz bu operasyonu başlattık. Operasyonun sonunda bütün alanın temizliği bittiğinde kontrol noktaları kurduğumuzdaki asker mevcudumuz 2000 kişi. Bu ülkenin askerleri az ve öz olduklarına da başarıyorlar. En kötü zamanlarında bunu başarıyorlar. Bugün o 1,5 senenin yükünü üstüne attığımız çok daha farklı bir yerimiz. Bakın biz Fırat Kalkın Harekatı'nı yaptığımızda içimizde FETÖ'cüleri daha iyi temizliyordu. Bir kısmı darbeye tutuklanmıştı, birer birer alınıyorlardı. En zor dönemlerimizden bir tanesiydi. İçeride hatırlar mısınız 15 Temmuz'dan sonra her gün patlayan bombaları, karakollara saldırıları, karakolların hemen yanında patlayan bombaları, İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Ankara'da veya diğer yerlerde patlayan, Antep'te patlayan bombaları hatırlar mısınız? Yani Türkiye'nin en zor döneminde biz operasyonu başardık. Bakın bugün Türkiye'nin içerisinde teröristlerin kafasını kaldıramayacağı kadar bir kuvvetli dönem yaşıyoruz. Tam 1,5 senedir. Sayın Cumhurbaşkanı da verdiği talimatlar Süleyman Soylu'nda çok önemli faaliyetleriyle geçen sene etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10.000 kişi arkadaşlar. İçeride 10 kişinin bir araya gelemeyeceği bir dönem yaşanıyor şu an. DAEŞ nerede? Sülüm süpürdü atıldı. DAEŞ eylem yapamaz hale getirildi Türkiye. Burada da kalmadı Türkiye. Ordusunu tekrar revize etti. Sizin içinizden çıkan insanlar özel harekat için 250 bin kişi başvurdu. Özel kuvvetler için ben Ömer Halis Demir olmak istiyorum diyen 35 bin kişi başvurdu. Onlar da şu anda devreye girdi arkadaşlar. SİHA'sını yaptı, İHA'sını yaptı. O dönemde olmayan yaklaşık 10'a yakın teknolojik gelişimi yaptı ve öyle bu operasyona başladı. Ben geçen gün karşı tarafa geçmiştim. Suriye tarafına geçtim. Güvenlik görevlilerine göçtüm, oradaki bürokratlarla göçtüm. Aynen tavır şu. Şöyle bir özgüvenle. Biz Afrin'den sonra nereye gideceğimizi planlaması yapıyoruz. Afrin'in planlaması yapan plan yok. Cumhurbaşkanı konuşuyor, nasıl konuşuyor? Afrin'le ilgili bir şey konuşmuyor, farkında mısınız? Biz iklime gideceğiz diyor. Yani bir sonraki hedefi söylüyor. Afrin'le ilgili kafasında kimsenin kaygısı yok. Veya diğerlerinin hiçbirinin kaygısı yok. O yüzden zaman anlamında bence sorun şu. Hepimizin de düşünmesi gereken konu şu. Biz teröristleri temizlersek, bölgemizde bir herhangi bir eylem yapamaz hale getirirsek Türkiye nereye gidiyor arkadaşlar? Hep beraber düşünelim mi? Bizim askerlerimiz Türkiye'nin içerisinde şehit edilmezse ekonomik anlamda sorun çıkartacak olan problemlerden uzaklaşırsa bize düşmanlık yapanların belini Suriye, Irak dahil olmak üzere kırdığımızda bu düşmanlıklar da eksik olduğunda Türkiye'nin önü ne kadar açık olacağını fark ediyor musunuz? Biz yalnızca PKK'yı temizlemiyoruz. Bize devamlı bir hedef koymaya çalışan, bizim ilerlememizi engellemeye çalışanların da umutlarını kırıyoruz. Adam darbe yapmaya kalktı, 250 vatan evladı çıkıp o tankların önüne durdu. 250 tane vatan evladı elinde silah bile yok. Silah bile yok. O tankları durdurdu. O gün onlar kaybetmeye başlamışlardı, bugün seri olarak kaybedecekler. Bu insanlar, sizler, silahsız tankların önüne geçenler, ordumuzun neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Çünkü onlar da sizin içinden çıkanlar. Aynı ruhla gelenler. Dün, 2 gün önce 12 şehidimizi verdiğimiz akşam ben Çanakkale'deydim. Manşet de aynen şöyleydi, Çanakkale ekibinin koyduğu. Çanakkale ruhu aslında. İnanın, Çanakkale ruhu her tarafta. Ben bugüne kadar görev yaptığım yıllar dahil olmak üzere son dönemde Fırat Kalkın'a dahil olmak üzere gittiğim yer yerde aynı şeyi gördüm. Bunu anlatıyorum, sıklıkla anlatıyorum ama niye olduğunu anlayın diye söylüyorum. Çanakkale deyince aklınıza ne gelir arkadaşlar? O mermiyi taşıyan
İnsani anlamda bunu nasıl taşıyacağını düşündüğünüz, bilmiyorum Çanakkale ekibinizde gördünüz mü? O mermiyi nasıl taşıyan insanlar olduğunu gördünüz değil mi? Seyit Onbaşı. Sizce Seyit Onbaşı öldü mü diye sordum. Aklılar şöyle, ben Seyit Onbaşı'yı Fırat Kalkın Harekatı'ndan gördüm dedim. Dediler ki nasıl? Ben Fırat Kalkın Harekatı'na gittiğimde topçularımız bugün obüslerin, 155'lik obüslerin orada, askerlerimiz oradaydı. Onlar otomatik doldururlar. Otomatik doldururken askerlerimiz ateş isterse engelli, ateş edemeyiz endişesiyle sırtlarında taşıdığını gördüm ben. Her bir merminin 50 kilogram olduğunu düşünün. Dedim ki ne kadar bugüne kadar mermi attınız? Kısa bir sürede 2000 mermi atmışlar. Çarpın. 50 kilo çarpı 2000'i çarpın. Artı bunu taşıyacak olan adam sayısı yaklaşık 8-10 kişi. Sizce Seyit Onbaşı ölmüş mü? Ölmüş. Ben 2-3 kişinin gördüğümde, önde giden 2-3 kişi askeri gördüğümde, çünkü çok kalabalık değillerdi. Özel kuvvetten askerlerin ilerleyişini gördüğümde, yani onu batmasını gördüm. Hiç gözünün yaşına bakmadan bir şekilde, hiç korkusuz çeken adamları gördüm. Ben dedim ki bu ülkede eğilmez arkadaşlar. Zaten korku oradan başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son cümlesini dinlediniz mi? Deli uyandırdılar. Asıl korkumu da başlıyor. Bu uyuyan devin nerede duracağı sınırla ilgili değil arkadaşlar. Sınırla ilgili bizim bir sorunumuz yok. Kimsenin toprağına hiç vermekle ilgisi yok. Ama gönülleri fethedeceğimizin sınırı yok. Bakın Arakan'a geçen hafta arkadaşlarım gitti. Kemal Öztürk'te program yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde herkese verilen o aşın içerisinde bir yardım kuruluşunun, Türkiye'den gelen yardım kuruluşunun yemeği vardı. Ve her biri bildikleri lisanla Türkiye'ye dua ediyorlar. Müslümanlar hacca geliyorlar. Hac'taki Müslümanlar Türkiye'ye dua ediyorlar. Soru şu, niye Türkiye'ye dua ediyorsun diye sorulduğunda hep aynı cümleyi söylüyorlar. Biz kendi ülkemize dua edersek ülkemiz ayakta kalır. Türkiye'ye dua edersek İslam coğrafyası ayakta kalır. Sizce sınırlar değil mi? 780 bin kilometre karede miyiz arkadaşlar ben diyor. Arakan'dasınız. Bugün bilmiyorum sosyal medyada gördünüz mü? Afrika'nın belki ismini duymadığınız bir yerinde insanların beraber topluca dua ettiğini, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için dua ettiğini gördünüz mü? Siz nerede gördünüz başka bir ülkenin askerleri için bu kadar dua edildiğini? Ben de onu söylüyorum. Bunu uyandırmayacaklar. Artık bundan sonra Afrin'de değil, bizim nerede duracağımızı, hangi gönüllere fethedeceğimizi toplumun kendisi, buradaki mazlumun karar verecek. Onlar karar verecekler. Zamanlamasını, yapılacak olan her şeyi karar onlar verecekler. Sizin de bence gördüğüm kadarıyla kararınız net gibi gözüküyor değil mi? Burayı doldurduğumuza göre var mı? Bu ülkenin askeri kendi topraklarında şehit edilmesini kabul edecek miyiz arkadaşlar? Cebimizden paramızı almasını, bir sömürge valisi gibi gelip bize ahkam kesmelerini, bize demokrasi dersi verirken milyonlarca Müslümanı katletmesine müsaade edecek misiniz arkadaşlar? Sorun bu. Hakla batılın savaşı bu. Hakla batılın. Biz doğru yoldayız. Biz bu doğru yoldan vazgeçmediğimiz müddetçe de bırakın Afrin'i, bundan sonra onlar düşünsünler diyorum ben size.